Şimdi bir izleyelim bakalım. Dramaya girmem gücüm yetmez. Adam'a karşı haklı çıkmak mümkün değil. Kabul ettirmek de çok zor. Arkadaşlar Karnı unutmak yok. öyle kolay. Yani artık terbiyesizliğin de bir limiti var. Bu konuda linçlemediniz mi toplanıp? Sen nasıl mükemmel bir şaksın ya? Sen nasıl bir döneksin oğlum? Köpek yalancı. Ben kime sövdüm lan? O, o bu çocuğuna söylüyorum. Gözünün içine bakıyorum. Ayda intan edeceğim. Ayda, Kanıtlayamazsan aynısını sen yap. Bilmem Black Fox, iki aydır yayın açmıyor belki onların. Tabii ki siyasi fikrin değişebilir. Tabii ki dünya görüşün değişebilir. Ama üç ayda bir, iki ayda bir, haftada bir değişmez. Öyle bir şey yok. Onun adı dönekliktir. Döneklik. Ve seçimden önce Millet İttifakı'na bam 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 yıpratabildiği kadar yıpratır. Hatta partilerin içinde bağlantıları da var. Katılmıyorum Se ya. Seçim olur. Yeni iktidar gelir. Emin ol yine o yolunu bulur. Yine o zengin olur. Yine o çok izlenir. 180 derece dönüyor. 180 derece dönüp dönüp duruyor ayda bir falan demiş. Şizofren ya. Demans hastası bir dedemi izledim. <laughs> Gerçekten çok rahatsız kafalar. Küfürler hakaretler ediyor ama e, çok korkak bir insan olduğu için isim vermeden yapıyor bunu hep. Dün sövdüğü adama 3 ay sonra umudum diyor. Dün el vermek çok özür diliyorum. Siyasi bir lider için ve bir kadın için el vermek göt vermeye benzer diyen haklı. Üç... İki ayı kavga ediyor diye yorumladım. Ben kavga etmiyorum ki Big Bifon. Üç gün sonra, bir ay sonra Meral anneciğim, Meral mamicim diye geziyor. Yavaş lan yavaş. Oha! Dün İmamoğlu'na yok vergim, yok bilmem ne yapam diyen lavuklar bugün geliyor. Gururumuz aferin doğrusunu yaptılar bak söze geldiler. Yok ya harbi mi? 6 ay önce Ümit Özdağ'cıydın, 3 ay evvel İnceciydin. Şimdi tekrar Millet İttifakı aklına geldi. Sen nasıl bir siyasi dehasın ya? Sen nasıl mükemmel bir şaksın ya? Sen nasıl bir döneksin oğlum? Şimdi mesela e, o az önce dinlediğim Ospu e, çocuğu diyeceğim. Ospu çocuğu çünkü. Benim böyle siyasi partilerden nemalandığımı falan iddia ediyor. O Ospu çocuğuna söylüyorum. Gözünün içine bakıyorum. Bir kuruş para aldığımı kanıtlarsa ben intihar edeceğim. Öldüreceğim kendimi. Bir kuruş para aldığımı kanıtlarsa. En yüksek binadan atlayacağım aga. Ha kanıtlayamazsan aynısını sen yap. Yüreğin varsa. O kadar net konuşuyorum. Ne olur yapma. Ya <laughs> bana bir şey olmayacak çünkü ben hayatımda bir kuruş para almadım. Hiçbir siyasi partiden. Hiçbir siyasi partiden tek bir kuruş almadım. Ee, ya döneklik konusu. Hmm, döneklik konusu bu kadar şey mi mühim mi ya? Manez e, Ereniyon hoş geldin. Aleykümselam. Aleykümselam dedim biraz kuruyucu ama iki bence Cao ile Panda Pepe Love. sanmam ya. Döneklik konusu o şey mi? Yani mesela atıyorum abi siyasetçiler şey olması gerekmiyor mu ya da siyasi parti takım tutar gibi değil de zaten hani eleştirebilmen şey yapabilmen değil mi? Cao'nun e, bunu biraz sesli yaptığı için sesli dediğim yani herkese. Her tarafa laf atarak hani bir daha işim yokçasına davranıp geri döndüğü için biraz tabi daha şey oluyor insanlar şey gibi dönek gibi bakıyor da döneklikte ne alakası var? Oho en sevmediğim yayıncı hoş geldin kardeşim. Yani takım tutar gibi abi babadan oğula geçen bir şey değil ki bu. Yani o, o an onu beğenirsin bu an bunu beğenirsin şey beğenirsin yani. Ya orası tartışılır o sıra. Gel şimdi şöyle bir şey var abi. Avrupa, United States Amerika ya da Avrupa'ya bakıyorsun. Ee, oranın da iyisi. Her şey doğru değil ki. iyisini alacaksın. Yani bu adamın da sana kattığı bir şey vardır. En azından sorgulamadır. Bir şeydir. Carttır Ben de sevmem kendisini ama. Yani sonuçta. Biraz da sana kalıyor o iş hani carein yüzünden oy kullanmayacak böyle umutsuzluğa kapılmış kaç genç var bilmiyorum. Var mıdır ya da? Ya da kapılıyorsa onun suçu mu? Ya biraz tabi narratifi yönlendirdiği için belki hani biraz daha kontrollü olması gerekiyor ama kendi sayfası. Ee, yani bu değiş değişmeyecek bu. Yani ben ben sadece ve sadece daha iyi daha iyi bir Türkiye'nin hayalini kurabilir bir, bir Gencim yani 34 yaşındayım genç değilsin diyorsunuz o konuda haklısınız ama siyasi aranaya baktığımızda yaş ortalaması 64 olduğu için onların yanında bir tık genç kalıyoruz arkadaşlar kusura bakmayın. Bir de ben isim vermiyorum aklınıza kim geliyorsa bir de gelmiş birileri bana şey diyor bana laf etmiş. insanda biraz onur haysiyet olur. Meral Akşener'e söven adam. Köpek yalancı. Ben kime sövdüm lan? Ben hiçbir siyasiye. Bırak siyasi bir kadına. Bir siyasiye. Benim en fazla izleyicime bile, kendi izleyicime bile beni kızdıran takipçime bile dangalak bok herif demişimdir. Sahtekar köpek. Geçtiğimiz 10 yıllardan kalma siyaseti gütmeye devam edersen, sana üç çikolata internet vereceğim dersen ona yolsuz deyip ondan sonra gidip sevgilini en yüksek CHP kurulunun başına getirirsen genç de der ki abi ben pek bir fark göremiyorum kusura bakmayın der yani. Ondan sonra sen onu çekemezsin abi. Bu bağlamda işte tabii ki eleştirilerim oldu. Olacak da. Ben eleştiri yapınca işte 300 bin takipçimin önüne atmış oluyorum. O eleştiri yapınca onunkisi eleştiri oluyor falan. Twitter'da 300 bin takipçim var. Hadi 300 bin takipçimin önüne atayım. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Yeter. İnsan oldukça, muhatap olmadıkça bunlar hepimizin üzerine gelmeye başlıyorlar. Bunlar hasta ruhlu insanlar ve ülkeyi Kadıköy zanneden insanlar. Ülkemiz Kadıköy değil arkadaşlar. Ülke... <laughs> Keşke Kadıköy olsa bu arada. Benim sıkıntım olmazdı. Ben hep 50 liralık alıyorum sorun yok falan. Ee, Banlana Nege kardeşim hoş geldin. Kardeşim burası Orta Doğu. AKP seçmenleri görüyorsunuz. Cevap ve yayın yancıları yüzünden çok fazla kişi soğudu. Umudu kalmadı. Seçimi alalım sonra kim umurumda değil. Ben gerçi AKP'liyim. AKP devam etsin. Ekonomi çok iyi. <laughs> Ama şöyle bir şey var abi. Ya istediğince ol böyle bir canun dediğiyle sen siyasi şeyini mi yönlendiriyorsun? Yani o da biraz koyunluk değil mi? Ben onu anlamıyorum. Sen zaten Cao'dan duyarsın gider bakarsın. Bu adamın asıl amacı benim yanlış anlamadıysam araştırman, işte bakman, her şeye inanmaman bilmem değil mi? Böyleyse bu amaçlar uğrunda onun söylediği bir şeyi de araştıracaksın, bakacaksın. Kendi kararlarını çıkaracaksın. Ha, Joao bunu dedi, ben bunu yapacağım dersen sen de AKP seçmeninden bir farkın yok ki. Z kuşağı fazla zekiyi görüyor Alper. Adamlar inceye dans için oy veriyor. Sen insanları ne sanıyorsun? Umudum var diyeyim. Gerçi haklısın ya. Doğru. Careyini mi asalım şimdi? Ne yapalım yani? Ülke Kadıköy değil. Ya bu ülkeyi kurtaracaksa muhafazakar ailelerin layık like çocukları kurtaracak. Başka bir şansımız yok. Onları da dışlıyorlar bu Kadıköy tayfa. Orası ayrı hikaye. Yine o sövdüğü siyasetçilerle yan yana gelebilmek için, programlar yapabilmek için, televizyona çıkabilmek, YouTube'a, Twitch'e çağırabilmek için bütünü yırtar. Çünkü her devrin adamı dediğimiz şey böyle bir şeydir. Diyor ya arkadaş o her şeyi yapmış ben hiçbir şey yapmıyormuşum bu gençlik için, bu ülke için. <laughs> Kendisi bir kere dava yedi arkadaşlar. Cumhurbaşkanına hakaretten dedi ki aga tamam biz bedel ödedik. Aga tamam ben elimden geleni yaptım bu ülke için. Biz bedel ödedik aga tamam bitti. Tamam yeter. Dava falan ediliyoruz. Ne lan bu böyle? Ulan ben daha geçen hafta Cumhurbaşkanı'na hakaretten ifade verdim. Benim rutinim oğlum bu. Çıkmış bir de ben elimden gelen her şeyi yaptım. Gönlüm ferah falan diyor. Hiç kimde yaptığın yok. Dal sen tekisin sen. Tamam. Bir tane cumhurbaşkanına hakaretten dava yedin diye pipin içine kaçtı. Ağzını açamayan bir eziksin sen. Öyle bir pazarlamış ki kendini zannedersin yani demokrasi yollarında gazı olmuş, kolu kopmuş. <laughs> Bunun sonra vergi borcu var. Buna vergi borcunu taktılar. Yanıyor, dönüyor. Bunun AKP'nin en çok gitmesini istemesi sebebi falan hani özgürlük, özgürlük sizin rahatınız falan değil. Bu vergi borcu var bunun. Oradan ceza yedi. Oradan bir ardyanıklığı var. Oradan bir ardyanıklığı var. Bunun tek derdi o. Para. Haberiniz de olsun ha. Bu insanların, bunları takip edenlerin argümanları şu. Kılıçlar 20 senedir seçim kazanamadı. Şimdi mi kazanacak? Evet şimdi kazanacak. 4 sene önce, 8 sene önce, 12 sene önce böyle bir şansı, ihtimali yoktu. 2 sene önce belediye seçimlerini aldı. Ülkenin en büyük metropollerini başta İstanbul, Ankara... Ne düşünüyorsunuz? Hatırladım Ege maalesef. Sizce ince yüzde kaç alır ya? olmak üzere. Ele geçirdi Millet İttifakı diyelim. Şimdi kazanabileceği ortamı yarattı. Çünkü Üç buçuk. ekonomik olarak battık. Oyun oynamak yok. Konsol PC almak yok. Sevgilinle dışarı çıkmak yok. Evlenmek yok. Bence ezel kendini çok yanlış ifade ediyor. <laughs> Paran yok. <laughs> Tek derdi para. O yüzden kuduruyor. O yüzden deliriyor. Ya şan önde gideni yani böyle hani kendini Anadolu çocuğu gibi falan pazarlar, mazara hiç alakası yok. Yani tanısanız dersiz, eh, bu neymiş dersiz. Kusarsınız pisliğin teki yani ayrıntısına girmek istemiyorum pisliğin teki kusarsınız yani böyle bir kazanova tripleri falan vardır ölürsün yani kendini yersin. Bundan bir sene önce bu özellikle ekranda dursun Kılıçdaroğlu'nu yayına alıp ona demokrat dede deyip güzel de izlenmeler şey yaptı bence o zaman çok güzel de bir iş yaptı CHP geçti kollarına CHP liderine kadar yayınlar yapıp çok güzel böyle kardeş kardeş takılıp bir anda CHP'ye düşman olan kim? istediklerini alamayınca. Bir yanda Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a birine öğretmenler gününde çiçek davasından, öbürüne halk ekmek bilmem ne davasından, daha sonra da yok belediyede şu yok... yok. Ege banlanan hesabını açmam. Yolsuzluklar yapılıp saldırıp saldırıp şimdi İmamoğlu ve Yavaş'ı paylaşıp her gerekeni yaptılar. Aferin diyen kim? Bundan işte 6 ay evvel Ümit Özdağ böyle inanılmaz bir şekilde onun rüzgarıyla yükselip onu yanına alıp sonra ha bu da böyle değilmiş bu da saçma dip bırakan kim? Bundan birkaç ay evvel Meral Akşener'e el vermek, ardını vermek, bir vermek gibidir deyip daha 3 gün evvel Meral Mami, Meral Annem diye gezen kim? Abi gerçekten kararlılıkta, dik duruşta ya cahil. Benim burada tek ee, katıldığım yer Panda'ya. Meral'e yazdığı şeyde yani öyle bir şey yazmaması gerekiyor. El vermek, göt vermek falan. Yani üslup o değil. Üslup yanlış. Sen ya budur yani. İşte şey falan diyor. Özdağcı olmuşum ben. Ben hiçbir zaman Ümit Özdağ'ı desteklemedim. Şunu ama her zaman söyledim. Ümit Özdağ çok iyi siyasi hamleler yapma yeteneği var. Bazen çok ihtiyacımız olan konuları gündeme getirebiliyor. Böyle bir özelliği var yani Ümit Özdağ'ın bunlardan birisi mülteci sorunuydu. Yani bunu Ümit Özdağ dile getirmeseydi Türkiye'de gündeme hiçbir zaman oturmayacaktı. O konuda ben Ümit Özdağ'a minnettarım, müteşekkirim. Kimse kusura bakmasın yani. Ee, bir mülteci sorunu, mülteci problemi eğer bir tartışma konusu olduysa siyasette Ümit Özdağ sayesinde kusura bakmayın yani. Kusura bakmayın bu Ümit Özdağ sayesinde. Kameral Akşener'le ilgili bir şeyler dedi. Ben gerçekten veriyorsun mu demişim Meral Akşener'e falan. Öyle bir şey demedim ben. Ben şunu söyledim vaktinde. Bunlar dedim bazı tarikatlarla el sıkıştılar dedim. Meral Akşener ve İmamoğlu için. Birisi de işte geldi dedik e ne var el sıkıştıysa dedi. Ben de dedim ki el sıkışmak siyasette vermeye benzer dedim. Bunlar dedim artık yani bağlantılı. Oradan biz Meral Akşener'le davalıyız. Hatta avukatıyla da konuştum. pişmanım. Ama ben o manada kullanmamıştım. O bana işte sarı dişli diyor, bilmem ne diyor, dede diyor, şu diyor, bu diyor. Ama bu kadar hani kıvırıp da hala göbek çevresi bu kadar yağ olması enteresan. Bu wow. Adam dün doğru dediğine bugün yanlış diyor ve siz bunu söylediğiniz zaman Hey 31 SVJ boş yapma dede bilmem ne Lan oğlum yavaş yavaş Vaktinde ben kendisine bana hakaret ettiği zaman şunu söylemiştim Bu ülkede diplomasız ve herkesin nefret ettiği bir kişi var zaten ikincisi olma demiştim Şimdi O diyor, diploma kartı Canun diploması yok galiba ki bu ülkede bu kadar hızlı rey yapıp takipçilerini ümmetinin başını döndüren bir kişi var zaten. Sen de ikincisi oldun. Tebrikler. Gerçekten kararlılıkta Cahriin gibi oldun. Bravo. Madem pisliğin teki neden yıllarca arkadaşlık yaptın? Abi anlayamıyorsun ki. Adamın takiyesi var. Adamı görüyorsun diyorsun ki lan delikanlı adam ya. Anadolu Genç, yalnız delikanlısı falan diyorsun. Sonra fark ediyorsun abi ben adamın taktığı bir maske var yani. Ha drama arıyor falan Hadi diyenler söyledim vardır. Söyledimde. Bu az önce yayın açtı bana böyle ana avrat falan sövüyor. Yok ağzına tükürdüm senin. Ağzına sıçarım falan filan. Hiçbir de yiyemezsin. Hiçbirisini yiyemezsin. Haberinde olsun. <laughs> Biz arkadaş değiliz abi insan arkadaşına aptal, yaşlı, PlayStation Türkiye ofisi kapandığında ha ofiste dişleri sararan bilmem ne demez. Ben bugün <laughs> bunu mu demiş? Komik ama denmez ne kadar Cahreyn'e bana hakaret etmedi, doğrudan laf koymadı sürece muhatap bile almadım. Hatta o PlayStation zamanında bile. Oysa ki ben ömrümde PlayStation'dan bir kuruş almadım. PlayStation'dan bir iş yapan kendisidir. PlayStation'a ki konusunda sövüp sövüp sonra PS5 gelince böyle Vatan için ölürüm diyenler biri yazsın. Kararlılıkta Cahreyn gibi olun arkadaşlar. Bir şey olmaz. En fazla biraz böyle bükülürsün. Ha biri size karşı mı koydu? Hemen takipçileriniz gelir. Aynen şu. Abi 31 abi. Abi SVJ. Abi şöyle abi böyle. Panda git buradan. Yaşlı panda şöyle. Gelir onlar. Yemin Ediyorum. böyle çıkıyorlar bak. Bilgisayara bakıyorsun Twitter'a böyle tipler var. Abi 31, 31 zvc abi yatuyu istersen ya. Ya yani herkesin salak kitlesi var şimdi. Başlasındır. Abi senin ne oldu Cahreyn çok mu koydu öttürüyor mu abi? Yani düşün. Ege gerçek Ege miymiş? Sen bir emin ol. Çünkü karşınızda bir insan var takipçilerini buna evirmiş. Biri onun hoşuna gitmeyen şey söylediğinde ya blokluyor ya anan diyor. Biriyle tartışmaya girmek yerine 31 deyip geçiyor. Ama takipçilerinin gözünde müthiş bir kanaat önderi. Sosyal medyada en azından direncimizi gösterdik. Meral Akşener'le daha önce sorunu olan ben dedim ki Meral Akşener eğer Mansur Yavaş'a aday yaparsa bundan sonra benim mamimdir. Bugüne kadar da yanlış bir şey yaptıysam da özür dilerim. Ha, son olarak şunu söyleyeceğim: Siyasileri yayına alarak herhangi bir prim kasma çabam da yok çünkü o, o bu çocuğu öyle demiş. Sana diyorum. Geçtiğimiz aylarda 4 tane siyasi yayınıma katılmak istedi. Hatta bunlardan bir tanesi benim birebir desteklediğim İnce, Muharrem İnce. Daha doğrusu bir yayını biz neredeyse ayarlıyorduk. Onun programından ötürü ertelendi. Sonrasında ben ama bir karar aldım. Dedim ki yani ayıracağım dedim. Hani Twitter siyaset, Twitch eğlence gaming, Instagram tamamen eğlence. Bu şekilde kendi kafamda böldüm ve Twitch'e siyaseti bulaştırmama kararı aldım. Ya yani bugün o kararı bozmuş oldum ama Muharrem İnce'nin ekibiyle konuşmaya geçtiğimizde işte nasıl yapalım edimleri de ben dedim ki ben artık yapmıyorum siyasi. ve iptal ettim. Teorisi de çöpe gidiyor. Şizofren demans hastası, yaşlı gamer'ın. Benim durumum bu. Bugün geldiğim nokta bu. Ben fikri sıklıkla değişen birisiyim. Kardeşim, sen benim senin hakkında söylediklerim Çünkü bunu çevrendeki insanlar söyleyemiyor sana. Söyleyenlerin de sesi çıkmıyor. Ben bu vakte kadar dayandım, dayandım ama artık yeter. Ne düşünüyorsunuz? TNT <laughs> bir kavga dövüş olmuş. Özür dileyeyim, kapansın tamam.